Burası Restoran Depo diye geçen restoran ve yemek işletmesi sahibi olan insanların gelip alışveriş yaptığı yer. Böyle devasa raflar var. Herkes alacağını alıyor. Ondan sonra gördüğünüz gibi burada sıra. Sıra bekliyoruz burada. Şimdi size şöyle rafları gezdireyim. Baharatlar. Gördüğünüz üzere devasa raflar. Antep fıstığı. Ne kadarmış? Bakalım birlikte kilosuna bakalım. Hmm. 1.36 kilogram. 19 dolar 23 sent. Pahalı mı acaba Türkiye'ye göre? Bunların hepsi toplu alışveriş yapan yerler. Burada da soğuk hava deposu var. Soğuk hava deposunun içine giriyorsunuz, alışveriş yapıyorsunuz. Sebzeler, meyveler hepsi orada. Soğuk hava bölümünde. Gerçekten çok da soğuk. Yani tişörtle giremiyorum ben. O derece. Çeşit çeşit soğanlar. Böyle yığılmış. Buradan geliyorsunuz, telisle alıyorsunuz, götürüyorsunuz. Domatesler. Domatesler ilginç. Böyle kasayla koyuyorlar. Tartma martma yok. Kasayı alıp götürüyorsunuz. E dedim, kasanın içindeki domatesi alabilirler, birini aktarabilirler. Öyle. Öyle bırakmışlar yani. İlginç bir durum. Kara hindiba mı? Herhalde. Biber kurusu. Burada ilginç bir şekilde acayip kavrulmuş fıstık tüketiliyor. Özellikle kavrulmuş fıstık yağı denen bir şey var. Böyle sanki Nutella, Farella gibi tüketiliyor. Antep fıstıkları, farklı farklı kuru yemişler. Kukiler, kurabiyeler. Bence Oreo'nun hiçbir esprisi yok. Ama burada acayip meşhur. Bildiğimiz Negro aslında Oreo. Bu ne? Lokum mu? Bu ne? Farklı Amerikan tatlısı. Bu da ceviz. Ne kadarmış? Bakalım birlikte. 1.36 kilogram. Yine. Burada libre olarak geçiyor. 3 libre. 15 dolar 18 sent. Yavaş yavaş kasaya doğru geçelim. Sıra bize gelmek üzere. Devasa baharatlar. Burada bir, yani buranın mantığı da metro gibi. Böyle geçelim, pardon diyelim. Eğer sizin ticari bir kimliğiniz varsa buraya özel restoran depo kartı alıyorsunuz. Ve restoran depo kartıyla alışveriş yapabiliyorsunuz. İşte buranın mantığı da metroya benziyor. Bu alışveriş merkezinin ismi yani restoran depo. Eğer ticari bir işletmeniz varsa restoran depo kartı alıyorsunuz.
ve buradan daha hesaplı alışveriş yapabiliyorsunuz. Amerika'da meşhur toplu alışveriş yerleri var, Costco gibi. Ama restoran depo, özellikle restoran sahibi işletmecilere toplu satış yaptığı için daha uygun. Burada neredeyse her şey var. Şöyle diğer rayonlara da gidelim, bakalım. Belki farklı elektronik şeyler vardır. Girişte size yani maskenizin olması gerekiyor ama eldiven veriyorlar. Eğer eldiveniniz yoksa sıkıntı yok. Her şey var neredeyse. Böyle. Yani böyle toplu alışveriş yerinin olması çok ciddi avantaj. Çünkü siz perakende fiyatından çok daha ucuza bir şey alabiliyorsunuz. Yani ihtiyaçlarınızı alabiliyorsunuz.